Yıllardır herkesin tanıdığı, güvendiği bir esnaf öyle bir şey yaptı ki müşterilerine de çalışanlarına da yazıklar olsun dedirtti. Fotoğraf stüdyosu işleten adamın bilgisayarından soyunma kabininde gizli kamerayla çekilmiş onlarca görüntü çıktı. Ben 17 yaşındayım. Böyle bir şeye maruz kalıyorum. Bu kızların görüntülerini çekmiş. Bu bir sapıklık. Stüdyosuna kamera yerleştirdi. Kadın müşterilerini ve çalışanlarını giyinip soyunurken gizlice çekti. O sapık fotoğrafçı yakalandı. Yüzünü kapatsın. Yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun. Yüzünü kapatınca bitti her şey, değil mi? 40 yaşındaki fotoğrafçı Yalova'da dükkan işleten, yıllardır herkesin tanıdığı bir esnaf. Evli ve bir kız çocuğu var. 16-17 yaşındaki çocukların, kızların görüntülerini de çekmiş. O görüntüleri tesadüfen ortaya çıkaran da stüdyoda çalışan gençlerden biri. Düğün görüntülerine bakarken sevgilisinin görüntüsünü görüyor. Polise gidip görüntüleri gösterdik. Gece 12.30'da yatağından, evinden aldılar. İlk incelemede 6 kadının gizlice görüntüsünü çektiği tespit edildi. Ama mağdurların çok daha fazla olduğu sanılıyor. Kendisi kamerasını getiriyor, açıyor. Kızlar çıktıktan sonra aynı şekilde geliyor, kapatıyor, çıkıyor. Defalarca yapmış bu adam. Stüdyonun kadın çalışanları olanları duyunca neye uğradığını şaşırdı. Biz burada üstümüzü değiştiriyoruz. Benim mahremim, benim özel hayatım. Yani bu kesinlikle bir suç, sapıklık. Yani ne derseniz deyin. Adam suçunu itiraf etti, bunu yaptığını. Yalova'yı şok eden fotoğrafçı yakalandı. Gizli görüntüleri neden çektiniz? Sizin de işiniz çocuğunuz var. Pişman mısınız? Yüzünü kapat. Yüzünü kapatınca bitti her şey, değil mi? Skandalın ardından o fotoğraf stüdyosunun tabelası söküldü, camları gazete kağıdıyla kaplandı. Fotoğrafçı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.